Ucuza güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilir. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi paketlerini açacağız ve videonun sonunda da sizlere FIFA hakkında güzel bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Artık FIFA'nın mentality yani metasını çözdük abi. Ben kendi adıma çözdüm, tatmin oldum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Sizlere de kendi öğrendiğim ve düşüncelerimi aktaracağım. Bu arada şu anki coin miktarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sene tabii EA Sports beni daha doğrusu senenin başında glitch paylaştığım için banladığı için yani böyle bir bahsediyorum, dünyada herhalde ilk yayın YouTuber falan olabilirim. Bir sürü glitch paylaşan varken kimseye bana atmaları çok enteresan. Şu anda yaklaşık 5-6 milyonluk bir takımımız olacak bundan bir hafta sonra. O yüzden takipte kalın. Çok güzel bir kadro kuruyorum sizler için. Ondan sonra kanser olmadan Weekend League falan oynayabileceğiz. Her neyse, şimdi SBC olarak arkadaşlar yeni SBC'ler geldi. Şöyle göstereyim. Önceki büyük karşılaşmalar geldi Şampiyonlar Ligi için. 81 yükseltme geldi Şampiyonlar Ligi kartları için ve UCL Common Player dedikleri normal Şampiyonlar Ligi oyuncularında vermiş olduğu bir pack bizlerin eline ulaştı arkadaşlar. Bu seviyeler geldi. Ben de önceki büyük karşılaşmaları yaparak sizlerle birlikte böyle bir başlamak istedim. Önceki paketleri açacağız, sonra diğer hesaptaki paketlerimizi de açacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önümüzde 3 tane paket var. 25K, 45K ve 3 tane de satılabilir Şampiyonlar Ligi oyuncusu veren bir paket. Bunlardan bir şey çıkarma olasılığı gerçekten de çok zor. Ama ümit kesilmez arkadaşlar. Evet, ilk 25K paketten zaten hani bir kere bile çıkaramadığımız için o kart gelmiyor. Yere Kuçka geliyor. Trabzonspor'dan bir kardeşimiz Kuçka geliyor. Hemen bunların hepsini transfer sitesine gönderiyorum. Ve bu arada size bir tip söyleyeyim abi. Hani bakıyorum ben, böyle insanlar oyuncuları quicksell falan ediyor. Etmeyin abi ya. 400'e falan gitse de kesinlikle oyuncuyu satın. Şimdi diğer pekimizi açıyoruz arkadaşlar. 45K paketi. Yine bu sene bundan çok fazla bir şey çıkaramadım. Bu sene bana her şey 35 ve 55'ten çıktı gerçekten. Billboardlar geliyor. İspanya, MDO, Bayern Münih, Javi Martinez geliyor. 84 ratingli kart. Güzel abi. Gayet başarılı. Tabi bunlardan gönül ister ki ikon çıksın. Bu arada görmüş olduğunuz gibi Dimitri Payet de gelmiş. Monitor Gueros da gelmiş. Gayet güzel paket arkadaşlar. Ve zaten görüyorsunuz ki Gabriel Jesus da aramıza katılmış. 10 numara paket oldu bizim için. Gabriel Jesus zaten buradan SBC'nin parasını bizler için çıkardı. Büyük bir şans, yani gerçekten benim için büyük bir şans oldu ve çok sevindim bu Jesus'u buradan çıkarmaya. Gerçekten 83 yetenek çıkarılabilecek en iyi futbolcu şu anda. Ve şimdi satılabilir açıyoruz arkadaşlar. Evet, yarışmacımız Yaşar gelsin. Tabii ki de walkout yok. Tabii walkout olması gerek yok abi. Buradan iyi bir şey çıkması bizim için yeterli. Arjantin, sol kanat. Evet, maalesef ki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başın Trag'ın serve çıkıyor. Problem yok, şu anda bu SBC yaklaşık 22K falan yapılıyor. Bu da en ölü futbolcunun arkadaşlar 2K'ya gittiğini gösterir. Mesela şu anda Elşer abi çıktı. Elşer abi görmüş olduğunuz gibi güzel paraları gidiyor. Tabii ki bunların hepsini bozduracağız. Bunları transfer listesine gönderiyorum. Ya burada SBC'nin parasını çıkarıp SBC'den de zaten arkadaşlar kâra geçtiğimizi sizlere net olarak söyleyebilirim. Yapmanızı da tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Toplamda 15K falan mal ediliyor. Tabi bir snipe'la falan 10K'ya tamamlayabiliyorsunuz. Belki kulübünüzde oyuncu vardır. Onlarla da dediğim gibi bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi benim kendi hesabıma geçtik. Buradaki pekleri de sizler için açacağız arkadaşlar. Buradaki Cristiano Ronaldo'ya kuyuksel edeceğim arkadaşlar. Yani artık sabrım taştı, onu da söyleyeyim. Ronaldo Bale falan var bu hesapta. Yani 1,5 milyondan alınmış Ronaldo var. Daha oyunun resmi çıkışından önce almıştım bu Ronaldo'yu. Banladılar abi, açmıyorlar da bana. Bu sene hiç bana açmıyorlar. Yani mail atmanız falan da bir şey değiştirmiyor. Hep herkese aynı cevap, hesabını inceledik ve banını kaldırmayacağız tarzında. Herkese aynı şekilde bir mail atıyorlar. Sanki bir kendileri doğru da insanların %99'u yanlış gibi. Ya tamam, benim anlamalarına bir şey demiyorum. Glitch paylaştığım için benim anlayabilirler ama normal ticaret yapıp banlananlar falan var. Gerçekten de yazık. Hani yazıktan başka insan bir şey söyleyemiyor. Bakın buradan Ronaldo'yu almışım ben. Hani yani en sonunda şunu yapacağım, anladınız mı? Çok az kaldı. Çok az kaldı yani onu yapmama. Onu da yapacağız işte inşallah, bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da 8 tane Common Player pack'imiz var. 8 tane, bunların mantığı aslında arkadaşlar şu. 11 tane gold veriyorsunuz ve size bunların karşılığında Şampiyonlar Ligi kartları veriyor. Toplamda 2 tane veriyor galiba, değil mi? Bakalım, evet 2 tane veriyor.
11 tane altın oyuncunuza karşılık 2 tane Şampiyonlar Ligi oyuncusu alabiliyorsunuz. Ve bunları o artı 81'de arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Oğlum kaç kere X'e bastım, ne kadar hızlı geçtim lan. X hani şeyi bile görmedim. Bile bile de yapmadım. Ya, çok enteresan bir geçiş oldu. Şimdi buradaki mantık zaten kulübünüzdeki untradeable goldları falan arkadaşlar direktman cash'e çevirebiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi burada parlamayan oyuncular gelebiliyor arkadaşlar sadece. Mesela bana Farman geldi. 84 rating. Gerçekten büyük bir şans abi. Hani 83 parlamayan bir adamın 84 kartı gelmesi hakikaten de büyük bir şans oldu benim için. Hemen bunu gönderiyorum. Dediğim gibi kulübünüzde untradeable kartlar olabilir. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şöyle bir yüzdelim var aslında. Hani bu paketlere kanmamanızı sizlere tavsiye ederim. Çünkü artı 81 diyor zaten paket. Yani bu oyuncuların zaten büyük bir çoğunluğu artı 81. Hani dolayısıyla aslında paketin bir avantajı sizler için yok. Hani sadece adı var abi. Adamlar resmen paketin ismine hype yaratıyor. Hani dolayısıyla fazla böyle hani varınızı yoğunuzu gömeceğiniz bir paket değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sizlere tavsiyem zaten böyle bir şey de yapmayın. Benim bunları yapmamın amacı zaten kulüpte hiç kimse satılamıyor arkadaşlar şu anda. Bana olduğu için hesabım. Bundan dolayı zaten oyuncuları satamadığım için bir para da elde edemiyorum. Dedim bari öyle untradeable'ları şuna bir gömelim abi. Gömdük. Mesela buradan bu çıktı mecburen QXL. Yani böyle hiçbir çare yok. Mecburen QXL. Devam ediyoruz arkadaşlar packlerimizi açmaya. Bunun ardından bütün oyuncularımı artı 81'e vereceğim. Ve videonun sonunda 2 tane de artı 81 açacağız. Evet burada mesela Mangala geldi. Fena değil abi. Yani kullanılabilir derken tabii ki de kimse kimseyi kandırmasın. Bu kartlar tabii ki de kimsenin ilk tercih değil. Ama ve lakin hani mesela Farman kötü bir kart değil yani abi. 83 olan bir kartın bir fazlası 84. Ki bence bu kartların büyük bir avantajı da yok. Ben hani markette bu kadar insanların neden bu kadar fazla para verdiğini anlamıyorum. Yani çoğu kart mesela enteresan paralara gidiyor. Gerçekten de çok değişik bir market var bu sene. Şimdi önceki artı 81'leri tamamlıyorum. Sonra paketlere devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2 adet artı 81 paketine geldik. Bakalım bunlardan neler çıkarabileceğiz. Dediğim gibi çoğu oyuncu zaten artı 81. Pek böyle bir ümidim yok ama açtım abi. Hadi bakalım. Şeye benziyor bu. Geçen sene vardı ya artı 81 garantili diye. Zaten yani hepsi artı. Of ne parladı lan öyle ortası. Kim geldi? İngiltere. Solbek. Kim abi? Rose geldi. Danny Rose geldi. 81 rating. Yani enteresan abi. Gerçekten yani artı 81'den 82 çıksa olmaz. Yani artı 81'de ya abi 81 çıkacak. 82 çıksa olmuyor abi. Gerçekten çok enteresan bir oyun ya. Bir tane daha açıyoruz abi. Evet. Artı 81'den 81 çıkmadı. Hadi bundan da 82 çıksın ya EA. Bir bize şöyle bir güzellik yap be. Dur bakayım. Kim bu abi? Roma. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Steven Enzonzi 83 çıktı. Tövbe aşağı yani başımıza taş yağacak arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Steven Enzonzi'nin kartını görüyorsunuz. Bu sene hiç kullanan da görmedim. İyi bir kart mı kötü bir kart mı bilmiyorum ama arkadaşlar işte bu hesapta çıkardıklarımız ortada dediğim gibi hala Bale falan da duruyor yani içimiz yanıyor abi içim yanıyor yani gerçekten hani şu adamları şurada görüp oynayamamak yani bu EA Sports'un bu yaptığı bu şey neyse bir şey demiyorum abi yan hesaba geçiyorum. Evet arkadaşlar bundaki SBC'yi de tamamladık bu şekilde tamamladım. Himenizi falan niye veriyorsunuz diye lütfen sormayın abi oynatmıyoruz ya gerçekten oynatılacak gibi değil. Bu şekilde 81'lik bir SBC ile tamamladık. Şu an Leke Kulüp'te de Şampiyonlar Ligi oyuncusu sayısı arkadaşlar 0 görmüş olduğunuz gibi. Şimdi paketlere göz at deyip şuradan bir 82 rating kardeşimizi çıkaralım da içimiz bir rahat etsin arkadaşlar. Evet kim geliyor? Yine mükemmel bir parlayış geldi. Arjantin sol kanat ve yine az önce çıkardığım adamın aynısını yine çıkarıyorum. 81 rating Cervi. Yani oyunun başından beri keşke Cervi çıksa da oynasam diyordum. Sağ olsun kardeşimiz bizi kırmadı. Ve 81 rating Cervi aramıza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyecektim sizlere. Bunları dediğim gibi işin şakası bir yana satılamaz varsa elinize yapmanızı tavsiye ederim. Şu anda izlediğimiz birkaç tane trade yöntemi var. O trade yöntemlerini ilerleyen zamanlarda sizlere de bahsedeceğim. Ben sizlere 83 dedik mandan da falan aldırmıştım. Ben arkadaşlar elimdeki bütün ne aldıysam aynı paraya bozdurdum, sattım. Neden bozdurdum diyecek olursanız
EA Sports arkadaşlar bu sene şunu yapmaya çalışıyor. Her SBC'de ters köşe yapmaya çalışıyor. Yani bunu artık anlamak çok kolay. Her SBC'de ters köşe yapmaya çalışıyor. O yüzden bu sene yatırımlarımı SBC üzerinden yapmıyorum. Bu sene yatırımlarım arkadaşlar daha kolay. Alsat ve şampiyonlar, özür diliyorum, Foot Champions zamanı artış gösteren oyuncuları belirledik. O yönden ilerleyerek coins kasıyoruz. Yani artık eskisi gibi yatırım yap, sat falan yok. Yatırımlardan almış olduğumuz Lenglet'te Rafinha'lar falan vardı. Ben Barcelona Messi seviyesi çıkacak diye onları satmamıştım. Onları da bugün biliyorsunuz Barcelona seviyesi çıktı akşam 9'da. Sevgili Neze abi beni uyardı, Oğuz çıktı diye sat diye. Onları o şekilde sattım. Onları da 1000'e falan almıştım. 2.5'a falan sattım Rafinha ile Lenglet'leri. Onlardan kurtuldum. Geçtiğimiz hafta da İspanya garantili bir şey vermişti. İspanya'dan oyuncu istiyordu. Luis Alberto ve Asenyo'ları da ona verdim. Onlardan da öyle kurtuldum. Onlardan kar ettim. Mandandaları da aynı coins'e bozdurdum. 1.2 milyondan aslında 2.4 milyon olacağını arkadaşlar 1.2 milyondan 2.4 olacağını 1.2'den 1.6 1.7'ye falan çıkabildik. Beklediğim bir coin kârı gelmedi ama en azından düz satacağıma kârla satmış oldum. Olaylar bu şekilde. Dediğim gibi bu sene kesinlikle öyle yok, 85 yok, seviye çıkacak yatırım falan tavsiye etmiyorum. Mesela bu hafta sonu cuma günü büyük ihtimalle Pierre-Emerick Aubameyang'ın seviyesi çıkacak. Pierre-Emerick Aubameyang için tabi 82 artı, 82 ve rating üzeri Premier League futbolcularına yönelim yapılabilir ama belki ben yapmayacağım abi. Çünkü ne isteyeceğini bilmiyorum. Bir, ikincisi bu sene çok enteresan bir şekilde SBC'ler çıktığı zaman marketteki fiyatlar çok oynamıyor. Örnek olarak ikon garantili SBC'ye verebilirim. İkon garantili SBC'ye çıkıyor. Geçen senelerde çıktığını hatırlayabilirsiniz sizler. Özellikle geçen sene zaten hani öyle bir şey yok. Bir geçen sene vardı zaten. Çok fazla bir marketi değişiklik oluyordu. Bu sene çıkıyor 84'lerin 85'lerin fiyatında 1k bırak 84'ler 100 coin ucuzladı. Hani bu sene markette büyük bir enteresanlık var arkadaşlar. EA bu sene markete oyunculara vermedi. Bu sene marketi EA kendisi kontrol ediyor. Dolayısıyla bir yatırım yaparken bir kere değil 20 kere değil 100 kere düşüneceksiniz abi. Bunu da sizlere net olarak söyleyebilirim. Bu sene market EA'in kontrolünde. Şu niye artmıyor, bu niye artmıyor demenize gerek yok. EA istediği gibi markette oynuyor. Hani siz burada bazen 10 milyon, 12 milyon item görüyorsunuz. Bu 12 milyon itemin arkadaşlar belki yarı yarıyası 6 milyon normal insanların 6 milyonu EA tarafından listelenen kartlar. Bunda zaten markete girdiğiniz zaman sizler de aynı oyuncuların, özellikle çoğu Prime ikonda bu oluyor. Bakın Prime ikonlarda bu oluyor ve hatta çok sevdiğim bir YouTuber olan Inception ve AA9 de bunun hakkında konuştu. Prime ikonların arkadaşlar mesela adam 3800'e koyuyor, satılma bir daha 3800'e koyuyor, satılma bir daha 3800'e koyuyor ve bunu her saat başı sürekli aynı oyuncular, aynı, hepsi tabii yeni çıkan oyuncular biliyorsunuz ki, aynı şekilde listeleniyor ve bu kartların hani adam satılmadığı sürece bu kartı bir insanın 24 saat boyunca aynı şeyi listelemesi böyle bir saçmalık olamaz. Bunları EA listeliyor. Dediğim gibi oyundaki çoğu kart EA tarafından listeleniyor. Bunu göz ardı etmeyin. Her zaman yatırımınızı şuna göre yapın abi. Anlık yatırımlar yapın artık. Yani paranızı bir şeye bağlamayın arkadaşlar. Ben size bunu net olarak söylüyorum. Hani FUT'taki ne kadar bilgili olduğumuzu, FUT'ta bu ticaret için ne kadar derin yaptığımızı biliyorsunuz. O yüzden benim size bir kardeşiniz olarak tavsiyem budur. Beni dinleyenler dediğim gibi bu şekilde yapabilirler. Alsat'a yönelin. Foot Champions bittiği zaman alın. Foot Champs geldiği zaman satın. Bu kadar basit aslında olaylar. Bir oyuncunun mesela geçen hafta Hilton'un, bu hafta Hilton'un informu var. Hilton'un normal kartları şu anda ne kadar gidiyor? İsterseniz sizinle şöyle bir bakalım. Mesela benim Twitter'daki Trader grubum var bir tane. 4 tane yabancı kardeşimiz var orada. Bunları alıp satıyorlar. Hani ben dediğim gibi pek fazla yönelmiyorum bu sene. Bakın şu anda düz Hilton'un gittiği fiyatı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu fiyatlardan gidiyor ve bu kart dediğim gibi 500-600 coins'e falan gidiyordu. Bu şekilde informu çıkacak olan ve informu çıkmadan da belirli bir meblağın üzerine giden futbolculara yatırımınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde coinlerinizi katlayabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdi bu hafta iki tane çok önemli bir video gelecek. İkincisi onu bir sonraki videoya saklayalım. Daha ayrıntılı anlatayım size. Oyunun metasını gerçekten anladım. Hani bu bir tane pro player kardeşimizle konuştum ve anladım. Allah izin verirse onu da videoya çıkaracağım. Abi adam hani neden sahada boğuluyorsun? Neden atağa çıkamıyorsun? Neden formasyon dinle takımın daha iyi oynuyor? Bana bunların hepsini detaylı bir şekilde anlattı ve beni tatmin etti. Bu hafta sonunda ona göre oynayacağım. İkinci olarak da FIFA'daki server'daki lag olayını çözdüm abi. Bu konuda da EA Sports'un resmen kolpaladığını da sizlere net bir şekilde anlatacağım. Bunlar dediğim gibi bu hafta videoları gelecek. Allah kısmet ederse yarın akşam büyük bir paket açılımı olmayacak bu hafta. Çünkü çoğu hesaptan champs oynanmadı bu hafta.
Yarın yine bir video. Cumartesi pazar video. Cumartesi pazar boşum abi. Allah aşkına sınavım falan yok. O günleri sizlerle birlikte geçiririz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.